Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu azim. Kıymetli kardeşler, Meryem suresini bitirmiştik. Taha suresine geldik. Taha suresi de Mekki bir sure. Mekke'de indirilmiş Müslümanların zor olduğu bir dönemde inen surelerden birisi. Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra rahat yüzü görüyorlar. Mekkeliler çok kötü davranıyor Müslümanlara. O dönemde inmiş bir sure. Bismillahirrahmanirrahim. Tâhe mâ enzelnâ aleykel Kur'âne liteşkâ. Sadakallahu alayhim. Surenin ilk iki ayeti. Tâhe iki tane harf. Başka surelerin başında da böyle harfler var. Bakara suresinde Elif, La, Mim. Orada üç tane harf var. Burada iki tane var. Kaf suresinde bir tane. Kaf. Meryem suresinde Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Orada beş tane var. Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin başında böyle harfler kullanılmış. Araplar bir konuya dikkat çekecekleri zaman böyle harfleri söylerlermiş. Söyledikten sonra da hani insanlar merak ediyor ne diyecek acaba diye. Sonra da söyleyeceğini söylüyorlarmış. Kur'an-ı Kerim'de bu üslubu zaman zaman kullanmış. Peki Kur'an-ı Kerim neye dikkat çekiyor bu harfleri kullandığı zaman? Genellikle Kur'an-ı Kerim'e dikkat çekiyor. Kitaba dikkat çekiyor. Vahye, zikre dikkat çekiyor. Elif, la, mim, zelikel kitabu. Bu kitap diyor. Kitaba dikkat çekiyor. Burada tahe me enzelne aleykel Kur'ane. Burada da yine Kur'an'a dikkat çekiyor. Yasin vel Kur'anil hakim. Orada da yine Kur'an'a dikkat çekiyor. Genellikle böyle. Me enzelne aleykel Kur'ane liteşka. Biz sana Kur'an'ı zorluk çekesin diye indirmedik. Din böyle şöyle tarif edilir bazılarınca. Ya bir sürü işini kim yapacak? O namazı varmış, haccı varmış, orucu diye. Bunlar bir zorluk değil. Bunlar bize lazım olan şeyler. Çünkü bizim içimizde yüce bir varlığa yönelme, ona ibadet etme şeyi var. Yani içimizden geliyor bu. Hemen çocuklar doğuyor, büyüyor, konuşmaya başlıyorlar. Hemen bizi kim yarattı demeye başlıyorlar. Ben nasıl oldum demeye başlıyorlar. Merak yani. Allah-u Teala bunu içimize yerleştirmiş. Ha, madem böyle içimizde bir şey var, hani tapma isteği var. Allah-u Teala bizi yarattığı için en makul olanı, en doğru olanı ona tapmaktır. Başka batıl şeylere değil. Allah-u Teala da kitabını gönderiyor. Bu nasıl gerçekleşecek? Bize yolunu gösteriyor. Yani nasıl Allah-u Teala'ya inanacağız? Şirk koşmadan bir olan Allah'a nasıl inanacağız? Nasıl ona ibadet edeceğiz? Rabbimiz kitabında bunu belirtiyor. Ve bize eziyet olsun diye bu kitap gelmedi. Bize kolaylaştırıyor hayatı. Nasıl? Nasıl davranacağımızı biz bilemiyoruz. Nasıl inanacağımızı bilemiyoruz. Rabbimiz diyor ki böyle inanacaksınız, böyle ibadet edeceksiniz diyor. Haliyle kolaylaşıyor. Bir de insanlar dünya nimetlerinden faydalanırken nerede duracaklarını bilemiyorlar. Nerede, neyi, ne kadar yapılabilir yani. Sınır çizemiyor kendisine. Allah-u Teala sınır çiziyor. Mesela diyor ki sizin yeme ihtiyacınız var, içme ihtiyacınız var. Nasıl? İsraf etmeyeceksiniz diyor. Ölçüyü kendi insan zaten hissediyor. Mesela ne zaman doydu biliyor onu. Onu Allah-u Teala diyor israf etmeyecek şekilde olacak diyor. Karı koca ilişkileri mesela insani bir ihtiyaç. Diyor ki bu ancak evlilik yoluyla olur. Onun dışında olmaz diyor. Orada bir sınırlama getiriyor. Haliyle biz yönümüzü çizebiliyoruz. Hayatta kolaylaşıyor. Din bize bu amaçla gönderildi. Dünyada da rahat edelim, mutlu olalım, ahirette de rahat edelim diye geldi. İlla tezkireten limen yakşa. Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil. Onu söylemiştik az önce. Ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt olsun diye indirdik. Allah-u Teala bize hatırlatma da bulunuyor bu gönderdiği kitapla. Kimler faydalanıyor? Yani burada sadece Allah'tan korkanlara diyor uyarı olarak gönderdik. Peki bu uyarılar Allah'tan korkanlardan başkasına faydasız mı? Değil. Fakat Allah'tan korkan kimseler faydalanıyor ondan. Onlar çünkü öğüt almaya açık. Yani kulakları tıkalı değil, hakikati kabul etmeye hazır. Onlara faydası oluyor. Ama bize düşen nedir? Allah'tan korkuyorum diyene de anlatmak Allah-u Teala'nın ayetlerini. Korkmuyorum, inanmıyorum diyene de anlatmak. Herkese anlatacağız yani. Diyeceğiz sizin batıl yolda gidenlere diyeceğiz ki sen yanlış yolda gidiyorsun, düzelt kendini diyeceğiz. Onlara da bir hatırlatmadır. Kim faydalanıyorsa kendi bilir yani.
Sevaun aleyhim enzertehum emlem tunzirhum. Bazı kimseler var ki diyor Rabbimiz, uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar inanmazlar, kabul etmezler. Fakat bize düşen yine onlara da anlatmaktır. Yani Peygamberimiz Ebu Leheb inkar ediyor diye anlatmayı bırakmadı aleyhissalatü vesselam. Yine devam etti. Ebu Cehil inkar ediyor diye anlatmayı bırakmadı. Ama tercihlerini ne yaptılar onlar? İnkardan yana yaptılar. Onlar cehenneme gidecekler. Kabul etmediler yani. Peki Müslümanların sevabı azaldı mı onlar kabul etmedi diye? Yok. Ne kadar anlattıysak sevaptır. O karşımızdaki kabul etmiş etmemiş bizi ilgilendirmez. Biz her halükarda o bizim anlattıklarımızı, hakikati kabul etse de etmese de sevabımızı alırız biz. Tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula. Allah katından indirildi bu kitap. Mimmen halakal ard. Allah-u Teala'nın bir özelliği nedir? Yeryüzünü yaratmış olmasıdır. Ve semavatil ula. O yüce gökleri, üstteki gökleri, kat kat olan gökleri de Allah yarattı. Kitabı da o gönderiyor. Allah-u Teala gökleri yarattı, yeri yarattı. Onun ikisi arasındakileri yarattı. Yani Allah-u Teala her şeyi yarattı. Haliyle bu yaratanın gönderdiği kılavuz en doğru yola ileten kılavuz olur. Diğer varlıkların çapı ne ki bize yol göstersinler yani. Gelin şu yolu tutun. Böyle yaparsanız iyi olur. Böyle yaşarsanız iyi olur. Sizin bireysel gelişiminiz böyle olur. Toplumsal ilerlemeniz böyle olur diyenlerin sözleri geçersiz sözlerdir. Sınırlıdır yani. Niye? Dünyayı ne kadar kavrayabildiyse o kadar bize yol gösterebilir. Ya Allah-u Teala ama gökleri ve yeri yarattı. Onun yol göstermesi gibisi olmaz. O da Allah-u Teala'nın kitabında mevcuttur. O doğru yol. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde mevcuttur. Er-Rahmanu alel arşisteva. Allah arşa kurulmuştur. Bunu nasıl bir şey olduğunu Rabbimiz bilir. Biz bilmeyiz. Arş normalde hani oturulan yer demek. Allah-u Teala böyle bir ifade kullanmış. Bazıları bunun mecaz olduğunu söyler. Yani Allah-u Teala her şeyi yönetir derler. Mesela kral koltuğuna oturdu denildiğinde illa koltuğa oturmuş olması gerekmez. O yönetiyor. İktidara geldi anlamında kullanılır. Bazıları da bunun mecaz olduğunu söylemiştir. En doğrusunu Allah bilir. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Ve ma beynehuma. İkisi arasındakilerde de ne varsa onlar da onundur. Allah'a aittir. Ve ma tahtes sera. Yerin altında ne varsa o da Allah'a aittir. Yani geriye bir şey kalmadı. Her şey Allah'ındır. O halde ona kulluk edilecektir. Onun dışındaki varlıklara kulluk batıldır. Ahirette kişiye fayda sağlamadığı gibi onu ateşe sürükler. Allah korusun. Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemus sirra ve ahfa. Sen sözü açığa vursan da gizlesen de Allah için birdir. Allah-u Teala kalplerde olanı bilir. İnsan gizlediğini düşünse de gizleyebildiği bir şey yoktur. Açıkça söylese yine Allah-u Teala bilir. Ondan hiçbir şey gizli kalmaz. Bu söylediğimiz açık sözler ya da kalbimize taşıdıklarımız vesaire Allah-u Teala tarafından bilinir. Pratiğe döktüğümüz şeyler ise söylediğimiz şeyler, bunu melekler ne yapar? Kayda geçirirler. Sağımızdaki melek iyi yaptığımız şeyleri, güzel sözlerimizi onlar kayda geçirir. Solumuzdaki melek de yaptığımız kötü şeyleri, kötü sözleri, kullandığımız kötü sözleri kayda geçirirler. Ahirette bunlar bir kitap olarak önümüze konur. Sonra hesap görülür. Kimin tartıları ağır geldiyse o ne yapacak? Cennete gidecek. Kimin hafif geldiyse o da cehenneme gidecek. Allah bizi korusun. Allah-u Teala ya'lemus sirra ve ahfa. Gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da bilir. Yani insanların artık ne varsa gizli tutmaya çalıştıkları her şey Allah-u Teala açısından açıktır. Çünkü o göklerin de sahibidir, yerin de sahibidir, o ikisi arasındakilerin de sahibidir. Yerin altındakinden hiç, Allah-u Teala'nın iradesi dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Allahu la ilahe illahu. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. İlah demek tapılan, çok sevilen varlık demek. Bizim en değerli varlığımız Rabbimizdir. Biz en çok onu severiz. Onun dışında hiçbir şey sevgi açısından bizim için yani en çok düzeyine asla çıkamaz. Allah korusun bu kişi inkara sürükler. Ben falancayı şöyle seviyorum, böyle seviyorum, adeta ona tapıyorum haşa. Bu tür sözler yoldan çıkmış kimselerin söyleyeceği sözlerdir. Biz sadece bir olan Allah'a taparız. Onun dışında hiçbir varlık tapılmaya layık değildir. Hiç kimse kaçınılmaz değildir. Bu annemiz, babamız olsun, eşimiz olsun, çocuğumuz olsun. Ya sen yoksan ben yokum, işte hayat bitmiş demektir falan. Böyle bir şey olmaz. Müslüman böyle söylemez.
Herkes Allah-u Teala'ya kulluğumuz açısından değerlidir. Baktık ki kulluğumuzu sarsacak bir durum var, falancı olan sevgimiz. O sevgimizi gözden geçireceğiz. Onu ölçülü bir halde devam ettireceğiz ki bize imtihan olmasın o. Bizi Allah korusun şirke sürüklemesin. Lehul Esma'ül Hüsna, en güzel isimler Allah'ındır. Kur'an-ı Kerim'de 100'den fazla Allah-u Teala'nın ismi sayılıyor. Allah-u Teala'nın isimleri güzel isimlerdir. Onun şanına yakışan isimlerdir. Her biriyle Allah-u Teala'ya hitap etmek mümkündür. Yani Ya Rahman diyebiliriz Rabbimize. Ya Rahim, bize şunu ver, bunu ver. Bize merhamet et ya Rabbim. Ya Muntakim, ey intikam alan, işte İsraillerin Siyonist zulmünden intikamını al ya Rabbi, Müslümanları kurtar. Yani herhangi bir sıfatıyla Allah-u Teala'ya dua etmemiz bizim için mümkündür. En güzel isimler O'nundur. Allah nasip ederse sonraki dersimizde Musa kıssası başlıyor. Ondan devam ederiz. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Son duamız, alemlerin Rabbine hamdolsun. El Fatiha.